Sayın Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekili, konuşmalarını yapmak üzere Kongre Başkanı Sayın Profesör Doktor Kamil Ali. Çünkü artık devletler salt tarımsal üretime odaklanmak yerine alanın teknolojisine, Ar-Ge'sine ve inovasyon yatırım yapıyor. Bizim zaten Ar-Ge yatırımımız az. Kendi içimizde düne baktığımız zaman çok ama yarıştığımız ülkelerle karşılaştığımız zaman güdük kaldığını görmemiz lazım. Evet, bu ülkenin zenginliğiyle paralel giden bir artış olmakla beraber bizim yaklaşım tarzımızın da bir miktar değişmesi, Ar-Ge araştırma ve geliştirmeye amiyane tabirle, bu genellikle ilk terim çıktığında arakla getir diyorlardı. Yani hazır yapılmış bir takım şeyleri sizin kullanmanız şeklinde. Bu hem etik değil hem de size gerçek verimi vermiyor. Dolayısıyla ülkemizde artmakta olan ama yeterli olmayan araştırma geliştirme çalışmalarını yapıyormuş gibi gözükerek değil, gerçekten yaparak topluma, ülkemize katma değer katacak metot ve ürünlere dönüştürmemiz gerekir. 42 bin kilometre yüz ölçümüyle Konya büyüklüğündeki bahsettiğim Hollanda'nın her yıl 90 milyar doların üzerinde tarımsal ihracatın altında verimli üretim modeli ve Ar-Ge yatırımları var. Milli tarımsal üretim faaliyetlerimizin etkinliğini arttırmak, ekonomikliğini sağlamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek açısından tarımsal mekanizasyona geçiş ve onu verimli kullanmak en önemli konulardan biri. Bu sayede Türkiye olarak tarım ve hayvancılık gelirlerinde artış sağlarken yeni teknolojilerin sektörde uygulanması ile birlikte üretim süreçlerini daha hızlı ve daha az iş gücüyle tamamlayarak kaynak tasarrufu sayesinde rekabet gücümüzü arttırabiliriz. Bundan 10 yıl önce 250 milyon dolar dış ticaret açığı veren tarım makineleri imalat sektörünün bugün 800 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmiyle yaklaşık %15 dış ticaret fazlası vermesi de bu yatırımlar sayesinde gerçekleşmiştir. Devletimiz tarafından sağlanan tarımsal kalkınma destekleriyle önemli mesafeler kat etmiş olsak da tarım ve hayvancılık alanında yeni yatırımların artması ve istihdamın güçlendirilmesi için dönüşüm projelerine devam ederek ülkemizin büyümesini sürdürmeliyiz. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü bir ekonomiye geçişte bilginin, üretimin her alanına transferi stratejik bir önem, değer taşımaktadır. Düzenlenen bu bilimsel buluşmalar da bu geçişin bir nüvesini oluşturmaktadır. 5-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'nde 46'sı sunulu, 13'ü poster olmak üzere toplam 59 bildiri yer alacaktır. Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı kongrenin bilim camiası, sektör ve cefakar üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. 31. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi'ne geldiğiniz için, katıldığınız için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz kongremize. İnşallah kongremizin sonuçları başarılı olur. Ülkemize faydalı olur.